Şerife Nurgül Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alize Angora Gold ipimle sizlere bayan örgülerini kullanacağınız şık ve örmesi zevkli bir model göstermek istiyorum. İpim bu şekilde elimde kaldığı için renk numarasını veremiyorum. Sanırım görüntüde biraz daha açık çıkıyor ama tatlı pembeye kaçık bir lila tonlarında ipim var. İnce olduğu için 3 numarada şiş kullanarak modelimi anlatmak istiyorum. Öncelikle modelim 4 ilmekle yapılıyor. Ben bu 4 ilmeğin arasına 2 tane ters ilmek kullandım. 6 ve katlarını hesapladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. İlmeklerimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk kurulumunu yapıyorum. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi düz olarak görüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmek ters, 4 ilmek düz şeklinde ön yüzden modelimizi kuruyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İki tane ters ilmek örerek sıramı tamamladım. Bu iki ters ilmekler modelimin arasında devam eden ilmekler. Bunu dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Örgümün ikinci sırasındayım ve arka yüzdeyim. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dört ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bayan örgülerini nasıl durduğunu görmenizi istediğim için bu şekilde angora bir iple çalışmayı tercih ettim. Orta kanatta iplerle de gayet hoş ve güzel duran bir model. İkinci sırayı da bu şekilde ilmeklerimi aynen örerek tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Burada başlangıçtaki iki ters ilmeğimi örüyorum. 4 tane düz ilmeğime geldiğim zaman bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane dolayarak 4. düz ilmeğimi örüyorum. Bir kez daha ipimi doluyorum ve aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu aradaki doladığım ilmekler bir sonraki sırada ilmeğimin boyunu uzatmak için bana yardımcı olacak. Ters ilmeği ördüm. Bir doluyorum. Bir tane ilmek ördüm. İkinciyi doluyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncüyü doluyorum. Üçüncü ilmeği. Dördüncüyü doladım. Dördüncü ilmeği ördüm. Ve beşinciyi dolayarak aradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve aynı şekilde her ilmeğimin arasında bir kez dolayarak örmeye devam ediyorum. Sadece ters ilmeklerin arasında dolama yapmıyoruz. Onun dışında düz ilmeklerin arasında başında ve sonunda dolayarak bu şekilde ilmek artışı yapıyoruz. Tekrar doladım ve kalan 2 tane kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Başlangıçtaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada bakın dolayarak artırdığım arada ilmeklerim var. Bunları serbest bırakıyorum.
ve ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Bakın bunu da bıraktım. İlmeğimi çekiyorum ve doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Bu şekilde 4 tane ilmeğimi boyun uzattım ve diğer şişime geri taktım. Bu 4 ilmeğin ortasındaki boşluktan giriyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ara boşluğuna girdiğim ilk 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Ama ilmeklerimi şişimden çıkartmıyorum. Sonra 4. ilmeğin ara boşluğundan bir tane daha yeni ilmek çıkartıyorum. Sonrasında bu 4 ilmeği 2, 3 ve 4 birlikte düz örerek kesiyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak görüyorum. Doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Ve ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Bu 4 ilmeğimi şişime geri alıyorum. Tam ortasındaki 2. ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra başlangıçtaki 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Ama bu 2 ilmeği şişimden çıkartmıyorum. Sonrasında 4. ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve 4 ilmeğimi 1, 2, 3 ve 4 bir defa da düz örerek kesiyorum. Bu aradaki 2 tane koymuş olduğum ters ilmeği ara model olarak değiştirebilirsiniz. İlmek sayısını değiştirebilirsiniz. Önce ilmeklerimin boyunu uzatıyorum ve şişime geri alıyorum. Önce orta boşluğundan giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra başlangıçtaki 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum ama şişimden çıkartmıyorum. Bu 4 ilmeğin sonundan boşluktan girerek yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve en son olarak 4 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar 4 tane ilmek elde etmiş oldum. Hiçbir eksilme, artma olmadan modelimi bu şekilde tamamlıyorum. Sizi zorlamayacağını düşündüğüm bir model. Yelek veya şal yapımında kullanabileceğiniz gibi bebek örgülerinde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Böylece modelimizi tamamladık. İlk başlangıçtaki işlemlere burada tekrar geri dönüyoruz. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz olarak örüyoruz. Tekrar 2 ilmek ters örüyoruz. Burada ilmeklerimin yönü değişik olduğu için ön yüzden girerek bakın yönlerini düze çeviriyorum. Bu sırada arkadan girerek örersem ilmeklerimde burulma şeklinde değişimler olacağı için ön yüzden girerek bunları düze çeviriyorum. İlmek ters, 4 ilmek düz şeklinde ön yüzden örerek gidiyoruz. Arka tarafa geçince ilmekleri aynen oldukları gibi örmeye devam ediyoruz. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde sıra boyunca ilmeklerimizi örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geldiğim zaman başlangıçtaki 2 ters ilmeğimi önce örüyorum. Sonra her ilmeğin arasına bir defa ilmek doluyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve her seferinde ilmeğimi örmeden önce bir kez ipimi şişime dolayarak
Arada yeni ilmekler artırıyorum. Örgümün arka yüzüne geçince başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Ve bu 4 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Sonra orta boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ve ilk 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 4. ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum ve bu 4 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Modelimizin yapımı bu kadar. Kolay ve çok da zevk yürüyen bir model. Ben aynı şekilde devam ederek modelimi ilerlettim. Burası da modelimin arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.